Sevgili Evel Cevap YouTube kanalı takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda ikinci sınıf hayat bilgisi ders kitabımızda yer alan grup çalışmalarımız etkinliğine bakacağız. Evet arkadaşlar grup çalışmalarımız önce bir hazırlık sorusu, sorumuz var. Sınıfınızda grup çalışmaları yapmaktan hoşlanıyor musunuz? Grup çalışmalarında nelere dikkat ediyorsunuz? Evet şöyle bir cevap verebiliriz arkadaşlar. Grup çalışması yapmaktan hoşlanıyorum Grup grup çalışmalarında sorumluluk bilincini Görevlerimi hakkıyla yapmaya dikkat ediyorum Evet metnimizi okumaya başlayalım bir süre önce sınıfımızda iki grup oluşturmuştuk. Grup çalışmalarımız için gerekli hazırlıkları planlamıştık. Öğretmenimiz yarın grup çalışmalarımızı gerçekleştireceğimizi söyledi. Okula hazırlıklı gelmemizi belirtti. Ardından arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yapacağımız çalışma için planladıklarımızı hatırladık. Çalışmalarımızı gerçekleştirmek için iş bölümü yaptık. Bugün grup çalışmalarımız için hazırlıklı olarak okula geldik. İlk derste grup arkadaşlarımızı bir araya gelip çalışmaya başladık. Biz grup çalışmalarımızı gerçekleştirirken öğretmenimiz bizi gözlemledi. Ben sınıf banamuzun içeriğini yaklaşan milli bayrama uygun olarak hazırlayacak grupta görevliyim. Grup arkadaşlarımla önceden iş bölümü yapmıştık. Planladığımız gibi sınıfa konuyla ilgili yazılar, şiirler, fotoğraflar, resimler getirdik. Öncelikle tüm bunları inceleyip en güzellerini seçtik. Bunları panoya nasıl yerleştireceğimizi birlikte kararlaştırdık. Ben ise yaklaşan milli bayram için sınıfımızı süsleyecek grupta görevliyim. Sınıfımızı hangi malzemelerle süsleyeceğimizi, bunları kimlerin getireceğini önceden planlamıştık. Bazı süslemeleri aile büyüklerimizin yardımıyla evde hazırlayarak sınıfa getirdik. Getirdiğimiz bazı malzemelerle farklı süslemeler de yapacağız. Ama öncelikle bu süslemeleri nerelerde, nasıl kullanacağımızı kararlaştırdık. Açıklamalarına göre sizce bu öğrencilerin görev aldıkları grupların grup çalışma kurallarına uydukları söylenebilir mi? Neden? Arkadaşlar öğrenciler grupla çalışma kurallarına uymuşlardır önceden iş bölümü ve görev dağılımı yapmışlardır. Evet, grup çalışmalarımızı gözlemleyen öğretmenimiz şunları söyledi: "Diğer grupla da işbirliği yapabilirsiniz. Planladığınız çalışmaları açıklayarak diğer gruptaki arkadaşlarınızın da görüşlerini alabilirsiniz." Öğretmenimizin bu önerisi üzerine her grubun sözcüsü grubun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Önerileri olan arkadaşlarımızı dinledik gerçekten de güzel önerilerde bulundular. Çalışmalarımızı yardımlaşarak gerçekleştirme önerisini uygulamaya karar verdik. Aşağıdaki resimde gördüklerinizi anlatınız. Tüm öğrencilerin grup çalışmalarına katılıp katılmadığınızı belirleyiniz. Evet arkadaşlar bu resimde öğrenciler birlikte çalışıyor ve birbirlerine yardım ediyorlar. Fakat tüm öğrenciler grup çalışmasına katılmamıştır. Öğretmenin arkasındaki sarısın çocuk ve en arkada oturan çocuk bu çalışmalara katılmamıştır. Grup çalışmalarımızı işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmayla gerçekleştirdik. Öğretmenimiz bu çalışmalarımız için bize teşekkür etti. Birbirinizle yardımlaşmanız çok hoş. Kendi beceri ve yeteneklerinizi arkadaşlarınızla paylaşmanız çok güzel sizleri kutluyorum dedi. Grup çalışmalarınız sırasında sizleri gözlemledim. Hepiniz davranışlarınızı kontrol edebildiniz. Yani öz denetim sağladınız. Birçoğunuz sorumlu kaldınız. Çalışma ilgili düşüncelerinizi, önerilerinizi paylaştınız. Beğenmediğiniz önerileri bile saygıyla, anlayışla karşıladınız. Hep doğruları ve yapabileceklerinizi söylediniz. Bu sayede birbirinize güvendiniz. Tüm arkadaşlarınıza eşit ve sabırlı davrandınız. Arkadaşlarınıza yardımlaştınız. İşbirliği yaparak grup çalışmalarını gerçekleştirdiniz. Bunlar grup çalışmalarının kurallarıdır. Öğretmenimiz konuşmasını şöyle sürdürdü. Ancak bazı arkadaşlarınız grup çalışmalarına yeterince yardımcı olmadılar. Bunun nedeni hasta veya yorgun olmalarıydı. Ancak grup çalışmalarında sorumluluklarınızı yerine getirmezseniz bundan tüm grup arkadaşlarınız etkilenir. Durumunuzu dürüstçe söylerseniz arkadaşlarınız size anlayış gösterecek, yardımcı olacaklardır. Böylece sizi güvenebileceklerini de anlayacaklardır. Sadece sınıfta değil, okulda yapılan etkinliklerde de grup çalışmalarına katılacaksınız. Bu etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uymalısınız. Unutmayın, grupla çalışma etkinlikleri yeni dostluklar kurabilmenizi de sağlar. Selma öğretmenin açıkladığı kuralları öğreniniz. Bu kuralları örneklerle açıklayınız. Evet arkadaşlar grup çalışmalarının başarılı olması için hepiniz sorumluluk almalısınız. Sorumluluk paylaşımında adaletli olmalısınız. Aldığınız sorumlulukları yerine getirmelisiniz. Yerine getiremeyeceğiniz sorumluluklar için arkadaşlarınıza karşı dürüst olmalısınız. Çalışmalar sırasında grup arkadaşlarınıza sevgiyle yaklaşmalı, onları güvenmelisiniz. Gerektiğinde grup arkadaşlarınıza yardım etmelisiniz. Grup arkadaşlarınızdan yardım istemekten çekinmemelisiniz. Grup arkadaşlarınıza ve düşüncelerine karşı saygılı, anlayışlı, sabırlı olmalısınız. Grup çalışmaları sırasında davranışlarınızı kontrol edebilmelisiniz. Grup çalışmalarını işbirliği yaparak gerçekleştirmelisiniz. Selma öğretmenin bu açıklamalarında belirttiği değerleri işaretleyiniz. Aşağıdaki değerleri işaretleyelim arkadaşlar. Evet, burada bir önceki isterseniz örneğe bakalım. Ee, bu kuralları örneklerle açıkladınız demişti. Buna bir bakalım. Örneğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sınıfımızı süsleyeceğiz. Bu süslemeyi yapmadan önce ön hazırlığımızı yapmalı. Daha sonra arkadaşlarımıza adaletli bir şekilde görev dağılımı yapmalıyız. Grup çalışması için grup çalışması sırasında birbirimize saygı ve sevgiyle yaklaşma güvenmeliyiz. Selma öğretmenin belirttiği değerler işbirliği, yardımseverlik, dürüstlük, saygı, güven, adalet, sevgi, sabır, özdenetim, dostluk ve sorumluluk alma bütün değerler var arkadaşlar sınıfınızda yapılan etkinliklerde uyumanız gereken grupla çalışma kurallarını açıklayınız sorumluluk almalıyız sorumluluk paylaşımından adaletli olmalıyız grupla arkadaşlarımıza saygı ve sevgiyle yaklaşmalıyız arkadaşlarımız yardım etmekten kaçınmamalıyız işbirliği içinde olmalıyız evet ikinci sınıftaki öğrenciler bugünkü dersimizin sonuna geldik. Ee, evvel cevap YouTube kanalına abone olmayı e, bu videoyu beğenmeyi ve e, duygu ve düşüncelerinizi yorum yazarak bize belirtmeyi ihmal etmeyiniz e, Sederseniz derslerinizde başarılar diliyorum evvel Cap ailesinden selamlar saygılar